Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı Teta' Geometri Soru Bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki Pisagor eşitlikleri testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde 6 8 verilmiş ve x verilmiş. Bir de geniş açı verilmiş. Buradaki açı geniş açı. Şimdi geniş açı olunca ne yapıyoruz? Normalde x kare büyüktür 6'nın karesi artı 8'in karesi yapıyoruz ama size tavsiyem şudur. Böyle özel kenarlar varsa özellikle geniş açının ya da dar açının kenarlarında özel üçgeni kullan. Mesela ne var burada? 6 var 8 var. E 90 olsaydı 6, 8, 10 üçgenler 10 olacaktı burası. O zaman 90'dan büyükse 10'dan büyük olacak. Yani 10 küçüktür x şeklinde yazarız. Çünkü ben burada şu x'i ne yapmam lazım? Aralığı ol tutturmam lazım. Onu nereye yazacağım? Sağa mı yazacağım? Sola mı yazacağım? E 10'dan büyük olacak ya. Yani. 90 olsaydı 10 olacaktı. 90'dan büyük olacağı için de x 10'dan büyük olacak. O zaman sol tarafa yazmam lazım. Şimdi Üst sınır lazım bana. Üst sınır nasıl bulacağım peki? Toplamları değil miydi? Üçgen eşitsizliği de üst sınır. Evet. Toplamları da 14 yapıyor. Zaten en küçük tam sayı değeri isteniyor. En küçük tam sayı değeri de kaç yapar böylelikle? 11 yapar. Biz bütün aralığı bulduk. İlk soru olduğu için böyle gösterelim tabii ki. Geldik 2'ye. Şimdi nereyi dar açı vermiş bize? Şu ACB açısını dar açı vermiş. ACB açısı dar açı. Dar açıyı kullanacağım. Hocam 4 ve 5 dik kenarlar özel bir kenar değil. 3 ve 4 olsaydı evet yapardık. Şimdi ince öncelikle x kare küçüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi yazıyoruz. x kare küçüktür. 16 artı 25'ten 41 yaptı. O zaman x ne olacak? 7 desek sağlamıyor mesela. 49 küçüktür 41. 6 desek sağlıyor mu? Sağlıyor. x küçük eşittir 6 oluyor. 6 değerinde sağladığı için. E, bizden en büyük tam sayı değeri isteniyor. Hiç alt sınırı falan da yazmamıza gerek yok. x alttan küçük eşitse yer. Üst sınır 6 olduğu için en büyük değerleri olmak zorunda 6 olmak zorunda. Yani cevap 6 oldu ikinci soruda geldi küçe. Evet BAC dar açı demiş. Bak dar açı şuradaki açının kollarında özel kenarlar var. 5, 12, 13 üçgeni. Hemen aralığı alacağım. Hocam 5, 12, 13. 90 olsaydı 13. E, 90'dan küçük olduğu için de 13'ten küçük olmayacak mı? Evet. O zaman burası 13'ten küçük olacak. Sağ tarafa yazacağım. X küçüktür 13 sağlaması için. E alt sınır lazım bana. Alt sınır da farkları değil midir 12-5'ten dolayı? Yani burası 7 yapar. 7 ile 13 arasında kaç değer vardır? 13 eksi 7 eksi 1 tane değer vardır. O da 5 tane yapıyor. Örnek 3, 5 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet örnek 4'te de ne demiş? BAC geniş açı demiş. Burası geniş açı. E, bu sefer ne yapacağız? Hiç, hiç özel bir kenar yok. E, bu sefer geniş açıyı uygulayacağız. 8'in karesi büyüktür. Geniş açının karşısındaki kenar. X'in karesi artı 5'in karesi diyeceğiz. 64'ten 25 çıkınca kaç kalıyor? 39 mu kalıyor? Evet 39 kalıyor. 39 büyüktür x kare yani x kare büyüktür 39 yani x kare küçüktür 39 pardon yanlış söyledim 39 büyüktür x kare x kare küçüktür 39 5 değeri sağlıyor mu? sağlıyor 6 değeri sağlıyor mu sağlıyor 7 değeri 39 büyüktür 49 sağlamıyor o zaman 7 değeri sağlamıyor 6 ve 6'tan küçük değerler sağlayacak yani x küçük eşittir 6 olacak en büyük değeri isteniyor bizden en üst sınır 6 ya 6 değerini de sağlıyor o zaman cevap 6 çıkacaktır örnek 4 6 oldu geldik örnek 5'e şimdi Burada da geniş açı demiş. Bir AC açısı geniş açı demiş. Tamam x'in alabileceği en büyük tansiyel değer nedir diye soruluyor. Geniş açının karşısındaki kenar onun karesi büyüktür. X'in karesi artı 2x'in yani 4x'in karesi. Buradan 100 büyüktür. 5x kare geldi. O zaman buradan 5'e böldüğümüz zaman 20 büyüktür. X kare geldi. Hocam 5 değeri sağlıyor mu? Sağlamıyor. 20 büyüktür. 25 olmadı. O zaman küçülteceğim değeri 4 sağlıyor mu? Sağlıyor. 20 büyüktür 16. O zaman x 4'ten nedir? Küçük eşit değil midir? Evet zaten en büyük değeri isteniliyor. Alt sınırı bulmamıza gerek yok. En büyük değerde kaç çıkıyor o zaman? 4 çıkıyor. Evet örnek 5'i 4 bulmuş olduk. Geldik örnek 6'ya. Evet BAD'yi geniş açı demiş. Arkadaş burası geniş açı. Burası da dar açı olarak verilmiş herhalde BC dedi. Evet 6, 8, 10. Normalde 10'dan küçük olması lazım arkadaşlar. Ee, burası 90 olsaydı 5, 12, 13 olacaktı. Ee, dar olduğu için de 13'ten küçük olacak. Ha bu geniş açı ya. En küçüğü yanlış yazdık bunu. 6, 8, 10. En küçük o. Ondan büyük olacak. O zaman alt sınır solda. E 5, 12, 13'den de küçük olacak. O zaman burası da üst sınır oldu. Üçgen eşitliği yapmama gerek yok. Her ikisi de dar ve geniş arasında olduğu için arkadaşlar. E o zaman burada ne oldu o zaman? 10 ile 13 arasında kaç farklı değer vardır? 11 ve 12. İki tane değer vardır. Yani cevap 2 çıkmış oldu böylelikle. E örnek 6'yı da çözünce bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani gizli ve dar açılı gizli dar ve gizli geniş açılarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.